Sabahleyin onu alması için helikopter yolladı. O kırmızı pensi yerine koy. Tamam. Ya. Bak ne diyeceğim, bir fikrim var. Gidip çantamdan biraz daha alet alacağım. Birazdan dönerim. Tamam. Nasıl gidiyor? Takılıyoruz işte. Sorun ne olabilir sence? Sorun... Pekala dinle kuş beyni. Bazı şeyleri sana açıkça söyleyeyim. Bir daha bugünkü gibi yapıp parayla arama girme. O herif para veriyor. Senin sev hiçbir altın yok, anladın mı? İkincisi kadınları sevmem. O kız bela. Seni bir daha onun çevresinde dolanırken görmeyeyim, oldu mu? Üçüncüsü, tavırlarını sevmedim. Hiçbir zaman sevmedim. Eğer işi beğenmediysen çekip gidersin. Yerine başkasını bulurum, tamam mı? Bitti mi? Şimdilik bu kadar. Heyler, bu kuş beyinliği toparlasan çok iyi olur. Onu bir kez daha uyarmak istemiyorum. Bir saat sonra odama gel. Sana yarın sabah için iş vereceğim. Ne diyor bu? Yolculuğun çok yorucu geçtiğini söyledi. Hayat zor tabi. Bunlar kızın hastan gelen sağlık malzemeleri. Boşver TJ. Hayır, tamam. Pekala, bak al onu helikoptere götür veya beni orada bekle, hemen dönerim, tamam mı? Yani burada neler oluyor? Daha önce hiç böyle bir sorun çıkmamıştı. Çok basit, devlete borcunuz varmış. Merhaba, sorun nedir? Küçük bir yanlış anlama. Bu malzemelerin parası zaten ödenmişti, şimdi o adam bana diyor ki... Durun bayım, ne yapıyorsunuz? Şunlara bir göz atalım bakalım. Bakıyorum ama ödeme diye bir şey görmüyorum. Sen görüyor musun? Hayır, bunlar bana ödeme gibi gelmedi. İşte bu ve bu. Tekrar et bakalım. Evet efendim, haklısınız. Aptal bir memur hata yapmış. Şimdi neden bir beyefendi olup küçük hanıma yardım etmiyorsun? İyi niyetini göster bakalım dostum. Onur duyarım efendim. İstersen duyma. Siz paralı askerler kendinizi bir şey sanıyorsunuz değil mi? Gerçek haydutlar. Her zaman yardıma hazırız. Gerçek bir pisliksin, biliyor musun? Çavuş Obateli çalışması çok değerli bir ürün verdi. Puan de bütün kabilesini bu köyün dışında toplayacak ve son saldırı